Selam. Disney'in yeni filmi Cruella ile karşınızdayız. Çizgi filmdeki kötü karakter üzerinde yoğunlaşan bir film yapmışlar. Ancak işleyiş bir miktar farklı. Videoya geçmeden önce like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Cruella'nın kendini anlattığı monologlarla başlıyoruz ve doğumunu görüyoruz. Doğduğunda saçındaki farklılık yüzünden sürekli tuhaf tepkilere maruz kalmış. Bakış açısındaki farklılık diğerlerine oranla yüksek zekası ve hırsı da işin içine girince okuldan da kovuluyor. Bu arada Kureila'nın gerçek adı Estelda. Ancak kendisinin iki karakteri var. Zıt karakterler. Saçından dolayı kendi yan karakterini oluşturmuş. Cruella'nın hayali moda tasarımcısı olmak. Okuldan kovulduktan sonra annesiyle Londra'ya giderken uğradıkları bir defile merakına yenik düşüyor ve köpeğiyle içeri sızıyor. Ortalığı birbirine katıp kaçarken oradaki soylulara ait 3 tane dalmatçalı köpek de onları kovalıyor. Annesi mekanın balkonunda birinden yardım isterken saldırgan köpekler Cruella'yı kaybedip annesinin üzerine atlıyor ve balkondan denize düşerek öldürüyorlar. Cruella kendini suçluyor ve oradan kaçıyor. Aile yadigarı olan kolyeyi de orada düşürüyor. Ardından sokakta tanıştığı iki kişilik bir hırsız çetesine katılıyor ve 10 yıl sonrasına gidiyoruz. 10 yıl içinde usta bir hırsız olmuş, saçlarını boyamış, hayali olan moda evinde de temizlikçi olarak çalışmaya başlamış. Her seferinde patronun ona fırsat vermesini istiyor. Bir gün sarhoşken vitrinleri darmadağın ettiği sırada işten kovulurken moda evine dönemin en ünlü modacısı geliyor. Baroniçe denen kadın vitrini çok beğendiğini söyleyip kızın kovulduğunu duyunca onu kendisi işe alıyor. Baroniçe Kureyla'nın tasarımlarından memnun kalıyor ve onu kendisine daha yakın bir pozisyona getiriyor. Her şey yolunda giderken Kureyla Baroniçe'de annesinin kolyesini görüyor ve ukala bir şekilde Baroniçe'den kolyenin ona geliş hikayesini dinliyoruz. Kadının ölümünü umursamayan hatta kolyeyi çaldığını iddia eden bir hikaye. Cruella arkadaşlarıyla kolyeyi çalmak için bir plan yapıyor. Yakın bir tarihte Boronice'nin düzenlediği bir siyah beyaz temalı parti var. Orada dikkatleri çeken kişi olmak zorunda. Ancak oraya Estelle de olarak giremez. Cruella'yı 10 yıl sonunda görme vakitleri geldi. Her şey mükemmel bir şekilde ilerlerken kolyenin kasada değil de Baroniçe'nin boynunda olduğunu fark ediyorlar. Cruella ise Baroniçe'nin ilgisini çektiğinden onunla konuşmak istiyor. Planın işleyişini değiştirerek bir kargaşa yaratıyorlar ve kolyeyi boynundan almayı başarıyorlar. Cruella'nın köpeği Kolya'yı aldığı sırada Baroniçe kendi Dalmatyalılarına komut vermek için köpek düdüğü kullanılıyor. Kurela ise annesinin öldüğü gün aynı sesi duyup yine Baranice'nin düdüğünü çaldığını ve köpeklere komut verdiğini hatırlıyor. İlerleyen süreçte kargaşanın ortasında Dalmatyalılardan biri Collie'yi yutuyor. Yaşadığı farkındalık yüzünden intikam almanın peşine düşen Cruella ise artık tamamen farklı bir karaktere bürünüyor. Köpekleri çalmayı başarıyorlar. Cruella ise kendi moda evini kurmak istiyor. Ve reklamının yapılması için eski sınıf arkadaşı, şimdi ise gazeteci olan kızla konuşuyor. Ayrıca kendi kıyafet dükkanı olan Artie adındaki adamla da arkadaştı zaten. Ancak Cruella'nın karakteri diğer arkadaşlarının hiç hoşuna gitmiyor. Onlara fazla acımasız davranıyor. Cruella, Baroniche'ye kimliğini belli etmemek için hayatının diğer kısmı olan Estelle de rolünü de oynamaya devam ediyor. Ancak Baroniçe onu gizli gizli tasarım yaparken görünce son tasarımını zorla alıp kendi imza kıyafeti olarak hazırlıyor. Baroniçe'nin her açılışı defilesi, partisi, kuruyela tarafından ziyaret edilerek tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Gazeteler Baroniçe yerine kuruyelanın kimliğini ve tasarımlarını yazıyor. Estelle olarak tasarladığı son kıyafetin başarısı da Baraniche tarafından alıkoyulunca Baraniche ona içki içmeye davet ediyor. Bu son tasarımların çalınmaya çalışılması üzerine Baraniche tüm kıyafetleri kasaya kilitliyor. Öte yandan Estelle'nin da Cruella olduğundan şüpheleniyor. Defile günü geldiğinde Cruella'nın bozduğu kasanın okuyucusu çalışmıyor ve kasayı açamıyorlar. Uzun uğraşlar sonunda herkes defileyi beklerken kasa açılıyor ve içerisinden bildiğiniz güve kolonisi çıkıyor. Güveler her yeri sarıyor ve tüm kıyafetleri paramparça olmuş halde görüyoruz. Baronice son anda ne olduğunu anlıyor. Cruella'nın tasarladığı kıyafetteki altın rengi boncuklar aslında özel bir tür güve kozasıymış. Büyümeleri içinde karanlık bir yerde olmaları gerekiyor. Mükemmel plan. Hemen defile mekanının karşısında Kureyla kendi defilesini insanlara sunuyor. Harika bir müzik eşliğinde tüm kıyafetler sergileniyor. Kureyla'nın giydiği şey ise Baroniçe'nin köpeklerinden yapılmış bir kaban. Polislerin açık havadaki defileyi basmasıyla herkes dağılıyor. Baroniçe, Kureyla'nın arkadaşlarından birini görünce daha önce moda evine gelen nakliyeci olduğunu anlıyor ve Kureyla'nın mekanında arkadaşlarını esir alıyor. Köpeklerinin ölmediğini de görüyoruz. Sadece blöfmüş. Karşı karşıya gelen Cruella ve Baroniche adamların Cruella'yı yakalayıp her yere ateşe vermesiyle devam ediyor. Arkadaşları Cruella'yı öldürmekle suçlanıp hapse giderken tüm medyada Cruella'nın ölümü konuşuluyor. Ancak Cruella'yı kurtaran kişi Baroniche'nin en yakınındaki yardımcısı olan Kel Adam John. Hatta kolyeyi de bulup temizlettiriyor. Kolyenin içerisinde bir anahtar olduğunu ve neyi açtığını da söylüyor. Kuryela şaşkın bir şekilde tüm hikayeyi dinliyor. Baron ve Baroniçe birliktelerken Baroniçe hamile kalmış ve bundan hiç memnun değilmiş. Doğum sırasında Baron iş gezisindeyken Baroniçe yardımcısı olan adamdan bebeği öldürmesini istiyor. John ise bebeği kıyamıyor ve onu Cruella'nın diğer annesine veriyor. Evet Cruella Baroniçe'nin kızı. Tüm mirasının, ünvanının tek varisi. Tabi bunu kabullenmiyor. Bu arada Baron da üzüntüden hastalanıp ölmüş. Kolle gerçekten de Baron'un aile yadigarı ve Baroniçe hamile kalınca ona hediye ediliyor. Cruella her zaman annesiyle konuşuyormuş gibi hissettiği çeşmeye giderek olan biteni anlatıyor. Orada Estelle de karakterini tamamen bıraktığını ve öz annesi de olsa intikam alacağını söylüyor. Baroniçe ise Cruella'nın cesedinin bulunamadığını öğrenip şüpheye düşüyor. Cruella ise arkadaşlarını kurtarmak için çöp kamyonu ile polis merkezine giriyor. Arkadaşlarını kurtarıp her şey için özür diledikten sonra yeni bir plan yapıyorlar. Baroniçe'nin bağış gecesinde ne kadar davetli varsa hepsine Cruella'nın tarzında kıyafetler gönderiliyor siyah beyaz saç ve siyah kıyafetler. Davetliler bunları Baraniç'e gönderdi sandıklarından giyerek geliyorlar. Ancak Baraniç'in adamları herkesi Kureyla sanıp etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Baraniç'e karşısında yüzlerce Kureyla görünce şaşırıyor ama bozuntuya vermemeye çalışıyor. Kureyla'nın planları harika bir şekilde ilerliyor. En son aradan sıyrılıp Estelda gibi giyinerek annesinin öldüğü uçurum kenarındaki balkonda bekliyor. Baraniç'in köpekleri onu çeke çeke Kureyla'nın yanına gitmeye çalışıyor. Baronice, köpekleri saldırmaları için yolladığında köpekler Kureyla dinliyor. Kureyla Baronice'ye gerçekleri anlatıyor. Konuklar ise terasa doğru gidiyor. Konuşmanın arasında konukların terasta olduğunu fark etmeyen Baronice, Kureyla'ya ona hata yaptığını söyledikten sonra "Bir kez olsun sarılabilir miyim?" diyor. Başından beri bunu bekleyen Kureyla buna izin veriyor. Baronice herkesin gözü önünde Kureyla'yı aşağı itiyor ve Baronice polisler tarafından yakalanıyor. Şimdi olay şöyle. Estelle doğum belgesinden dolayı Barınçen'in kızı olduğundan tüm mal varlığını Cruella Devil ve arkadaşlarına bırakıyor. Baroniche onu aşağı ittiğinde Estelle de görünümünde olduğu için Estelle de resmi olarak ölmüş oluyor. Baroniche onu ittiğinde kıyafetin içerisindeki paraşütü açarak kurtuluyor. Artık resmi olarak sadece Cruella. Malikaneye yerleştiğinde film bitiyor. Son kısımda aynı çizgi filmdeki gibi görünüyor. Cruella her ne kadar çizgi film karakteri olsa da filmdeki işlenişi apayrı. Burada haklı kötülüğü gayet anlaşılır bir şekilde işlenmiş. İşler her zaman mükemmel planlara ve şans faktörüne bağlanarak çözüldüğünden Cruella'nın zekasını da çok güzel göstermişler. Karakter de ne kadar Harley Quinn havası olsa da Emma Stone mükemmel bir iş çıkarmış. Hikayenin akıcılığı ve olayların gidişatı insanı sıkmıyor ve burada paçayı nasıl kurtaracaksınız diye düşünüyorsunuz. Sıkıntılar yok muydu? Tabii ki vardı. Örnek vermek gerekirse hikayedeki bazı kısımlar aşırı klişeydi. Bu klişeleri de olayların başı ve sonu kurtarıyor açıkçası. Öte yandan dönemin Londra'sının ne kadar eski veya yeni olduğunu anlayamıyorsunuz. 1964 yılında doğan bir ilkokul kızının annesinin ölümünden sonraki 10 yılını görüyoruz. Yani taş çatlasın 22-23 yaşlarında olması gerekiyor. 1980'ler Londra'sı bu kadar eski veya klasik miydi kafamız karıştı. Şans faktörünün de aşırı fazla olduğunu söylemiştik ama karakter bazlı yapımlarda işlerin yoluna girebilmesi için bunu sürekli yapıyorlar zaten. Cruella Disney'in başarılı yapımlarından birisi olmuş. Tek bir film olarak kalırsa yani tadında bırakırlarsa bizce güzel olur. Cruella farklı ve eğlenceli bir film olmuş. Bizce izlemelisiniz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.